Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde grafikler ve grafik çeşitleri konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğendikten sonra altına yorum yapmayı unutmayınız. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurularımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, grafik, istatistik bilim dalında çeşitli yöntemlerle elde edilen sonuçların çizgi ve şekillerle ifade edilmesine grafik diyoruz. Yani grafiğin ortaya çıkması için elde edilmiş verilere ihtiyaç vardır. Veriler toplandıktan sonra çeşitli yollarla ifade edilir. Çizgi, şekil, şema, sütun gibi. Ve bunlara da biz grafik diyoruz sevgili öğrenciler. Grafik çeşitleri, işte bu elde edilen verilerin oluşturduğumuz grafiklerin çeşitleri bir sütun grafiği, iki çizgi grafiği, üç şekil grafiği, dört daire grafiği şeklinde sıralayabiliriz. Sütun grafiği sevgili öğrenciler, toplanan bilgilerin sütun şeklindeki grafik ile gösterilmesine sütun grafiği denir sevgili öğrenciler. Bu tür grafikte gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir sevgili öğrenciler. Evet, bir sütun grafiği örneği görüyorsunuz. Bu sütun grafiğinde bir öğrenci salı günü 80, çarşamba 110, cumartesi 140 soru çözmüştür. Öğrencinin 3 günlük soru çözme sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Yatay çizgide günler belirtilmiştir. Dikey çizgide soru sayıları belirtilmiştir. Salı günü 80 soru çözümü sütunla 80'e kadar getirilmiştir. Çarşamba günü sütun 110'a kadar çıkmıştır. Cumartesi 140'a kadar çıkmıştır. Okulumuzun sınıf listelerine sütun grafiği şeklinde gösterimi görmüş olduğunuz gibi bir E sınıfının sütunu 35'e kadar gelmiştir. Yani bir E sınıfı 35 kişidir diyebiliriz. Kahverengiyle gösterilmiş. Yeşille gösterilen bir C sınıfının sütun grafiğinde ise bir C sınıfının sınıf mevcudunun 15 olduğunu görüyoruz. Evet. Sütun grafiği örneği daha görüyorsunuz. Sütun grafiklerini bu şekilde gördüğünüz sütun grafiklerin değerlerini okuyabilmek için eğer sorun yaşıyorsanız kaleminizde nokta 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 düz bir çizgi çizerek o geldiği değeri okuyabilirsiniz. Mesela gömleğin nokta nokta çizgilerle 24'e kadar çizildiğinde 24 tane gömlek olduğunu görüyorsunuz. Evet. A, B, C ve D mağazalarındaki aylara göre satışları gösteriyor. Gösteren bir sütun grafiğidir. En çok satış yapan mağazayı gördüğünüz gibi Ocak ayında. Ocak ayında en çok satış yapan mağaza yeşil renkli C mağazası olmuş. Bunun gibi sütun grafiklerini bu şekilde de okuyabilirsiniz. Metrekareye düşen yağış miktarı aylar itibariyle görmüş olduğunuz gibi yatay çizgide 1, 2, 3, 4, 5 ve 12'ye kadar giden ayları göstermektedir. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay. Dikey çizgide ise yağış miktarına milimetre, işte metre küp olarak hesaplanmıştır. En çok yağış alınan ay 10. ay. Ekim ayı olmuştur. Gördüğünüz gibi turuncu sütunda en çok yağışın aldığı ay gözüküyor. Şimdi çizgi grafiğine geçelim sevgili öğrenciler. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin çizgiyle ifade edilerek gösterilmesine çizgi grafiği diyoruz. Çok yönlü imkan olduğu için en çok kullanılan grafik çizgi grafiğidir sevgili öğrenciler. Hastanelerde hastaların günlük vücut sıcaklıkları genellikle bu tür grafikle gösterilir. Bir dikey, bir de yatay çizgi çizilir ve bunlar eşit aralıklara bölünür.
Zaten grafiklerde esas olan aralıkların eşit olmasıdır. Eşit olmadığı takdirde sonuçlar doğru ölçülemez. Evet, görmüş olduğunuz yol ve zaman grafiği çizgi grafiğiyle ifade edilmiştir. 7 dakikada 2500 metre yol aldığını görüyorsunuz çakıştıkları noktadan. Okumakta zorlanırsanız sevgili öğrenciler, yatay ve dikey nokta nokta çizgiler çizerek sütun grafiklerinin çakıştıkları noktada okuyabilirsiniz. Çizgi grafiğinde çakıştıkları noktalara nokta korursunuz farklı renklerle. O noktayla gelen yerleri okuyabilirsiniz. Kolay olacaktır çizgi grafiğinde. Evet, bir çizgi grafiği daha görüyorsunuz. Ece'nin çözdüğü soru sayıları. Yatay çizgide haftanın günleri, dikey çizgide ise soru sayıları verilmiştir. Görmüş olduğunuz gibi aralıklar eşit şekilde bölünmüştür yatay ve dikey çizgide. En çok soru çözülen gün cumartesi olmuştur. Soru sayısı da gördüğünüz gibi cumartesinin üzerindeki siyah noktada 80 soru çözdüğü görülüyor. En az soru çözdüğü gün Perşembe günü 20 soru çözmüş. Bu çizgi grafiğinde bu şekilde okuyabiliriz. Evet. Yıllar itibariyle boyun uzadığı bir kişinin uzayan boyunu grafiği diyelim. 2001 yılındaki boyuyla 2006 yılındaki boyu arasında bir ne vardır? Sürekli boyu uzamıştır diyebiliriz. Bu kişi en son 192 santime kadar uzamıştır. 2001 yılında 152 santimetreymiş boyu. Evet, yağış miktarını yine bir çizgi grafiğiyle aylar itibariyle görüyoruz. En az yağışın alındığı ay Temmuz ayı olmuş. En fazla Nisan ayında yağış alındığı görülmektedir grafikte. Evet, resim veya şekil grafiği. Bu tür grafikte sayılar resim veya şekillerle gösterilir sevgili öğrenciler. Grafiğin alt köşesinde bir şeklin veya bir resmin kaç sayı karşılığı olduğu belirtilmesi gerekir. Bu genelde not şeklinde belirtilir. Buna dikkat etmeniz gerekir bu grafikleri okurken. Yarım şekil o sayının yarısı, çeyrek şekil ise o sayının çeyreği, dörtte biri olduğunu anlamına gelir. Yorumlarken bu şekilde yorumlamanız gerekir. Unutmayın sevgili öğrenciler. Evet. Sınıfın mevcut grafiği şekil grafiği ile verilmiş burada. Altta ne yapıyor? Her şekil bir öğrenciyi göstermektedir diyor. O yüzden sınıftaki erkek ve kız öğrenci sayılarını her şekil bir kişiyi gösteriyorsa bakalım. Kaç tane erkek resmi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erkek varmış bu sınıfta. Kız öğrenci sayısı ise 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kız öğrenci vardır deriz. Çünkü her şekil bir öğrenciyi gösterdiği için. Yıllara göre üretilen bisikletler ne yapılmıştır? Şekil grafiğinde verilmiş. En çok bisiklet üretilen yılın 2007 yılı olduğunu görüyorsunuz. En az bisiklet üretilen yıl ise 2003 yılı olmuştur. Bu şekil grafiğine göre burada bisiklet şekli kullanılmıştır. Soruyla alakalı olarak, ilişkili olarak. Daire grafiği sevgili öğrenciler, toplanan bilgilerin amaca uygun çizilen dairelerin dilimleri ayrılarak gösterilmesine daire grafiği diyoruz. Bütünün ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek için daire grafiği kullanılır. Çizilen bir daire üzerinde amaca uygun bir biçimde verileri yüzdelerine göre çeşitli parçalara ayırarak daire grafiği yapılabilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir okuldaki öğrencilerin velilerini mesleklerine gösteren bir daire grafiği çizilmiştir. Velilerin %40'ı memurmuş, %20'si esnaf, %30'u işçiymiş. Buna göre yukarıda soruların cevaplarını verebiliriz. Ne diye? En çok hangi meslekten veli vardır? %40 olduğu için memur deriz. En az hangi meslekten veli vardır dediğinde diğerleri yani %10 kısmı oluşturan diğerleridir. İşçi ve esnaf olanların sayısıyla memurların sayısını yüzde olarak karşılaştırınız dediğinde grafikte zaten hepsi yazıyor.
Diğer meslekten olanlar tüm verilen yüzde kaçıdır? 40, 30 ve 50'yi topladığımızda 90 eder. Grafiğin tamamı da %100'dür. %100'den 90'ı çıkardığımızda diğerleri %10'luk bir kesimi oluşturur sevgili öğrenciler. Aylık harcamaların dağılımı gördüğünüz gibi 150 kira, 110 yiyecek, 60, diğerleri 40 giyime gidiyormuş. Daire grafiğinde bu şekilde ifade edilmiş. İlköğretim okulunun harcamaları grafikte belirtilmiştir. En çok harcama neymiş? %28 ile personele gidiyormuş. %19 yakıta gidiyormuş harcamaların. %18'i kırtasiyeye, araç gereçlere %12, diğer harcamalar %23 oluşturuyor sevgili öğrenciler. Bunu renklerle de belirtebilirsiniz. Evet, yangınlar çıkma sebebini daire grafiğiyle gösterelim. En çok yangın çıkma sebebi neymiş? Gördüğünüz gibi mor renkli olan %59 ile ihmal, dikkatsizlik ve kaza en çok yangına sebep veren unsurmuş. En az ise kasıtlı yangın çıkarma %12 ile en az yangın çıkma sebebi kasıtmış sevgili öğrenciler. Bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Evet, grafikler ve grafik çeşitlerle ilgili konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.